Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 18 Şubat'a kadar Kova burcunda ilerliyor olacak. Şubat ayının konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Kova burcunda gezegen gruplaşması, yine Kova burcunda doğacak bir yeni ay, Merkür retrosu ve Başak burcunda meydana gelecek Dolunay bu ayın genel enerjilerini belirleyecek. Evet, Güneş Kova burcunda. Hemen ayın başında 1 Şubat'ta Venüs de Kova burcuna geçiyor. Jüpiter, Satürn ve Merkür Kova burcunda. Sizin 11. evinizde güçlü bir gezegen yığılımı var. Bu tabii ki özellikle 11. ev konularınızı hayatınızda daha çok öne çıkaracak gibi görünüyor. Ayın İlk yarısı içerisinde grup çalışmaları, özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlarla ilgili olan bazı planlarınız, programlarınız olabilir, arkadaş ilişkilerinizle ilgili olabilecek gelişmeler, yeni projeler, kariyeriniz ve iş hayatınızda üzerinde çalıştığınız özellikle projeler ve bunların maddi manevi bazı getirileri daha fazla gündeminizde olacak. Kova burcundaki etkiler, enerjiler, özellikle geleceğe daha fazla odaklanmanızı, yeni hedefler belirlemenizi de sağlayabilir. Merkür retrosu 20 Şubat'a kadar devam edecek. Evet, retro bir Merkür. Günlük hayatımızda zaman zaman iletişimle ilgili konularda bazı gecikmeler yaratabilir. Kısıtlamalar ortaya çıkarabilir. Ama bazı hoş tesadüfler, ilginç durumlarla da karşılaştırabilir bizi. Daha önceden değerlendiremediğiniz örneğin bazı fırsatları, yarım bıraktığımız projeleri şimdi Merkür retrosu tamamlamanız için tekrar önünüze çıkarabilir. Özellikle sosyal hayatınızda uzun süredir görüşmediğiniz kişiler, iş arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız, onlarla görüşmeniz, temas kurmanız bu dönemde mümkün olabilir ve bunlar biraz nostaljik etkiler de hayatınıza getirebilir. Kova burcunda olduğu için bu Merkür retrosu teknolojiyle ilgili alanlarda da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü elektronik araç gereçlerde bazı arızaların olması, biraz dijital platformlar, özellikle sosyal medya, internet, bilişim alanındaki çalışmalar gündemde olabilir. Eğer bu alanlarda, bu sektörde çalışıyorsanız, üzerinde çalıştığınız işleri kontrol etmeniz gerekebilir. Yeni başlangıçlardan ziyade aslında gökyüzü bize devam etmekte olan konuları değerlendirmemiz, bunları gözden geçirmemiz, eksikler varsa toparlamamız için de bazı özel fırsatlar verebilir. 11 Şubat'ta Kova burcunun 23 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ayda evet Kova burcunda güçlü bir gezegen gruplaşmasını görüyoruz. Jüpiter'in şans gezegeninin ve Venüs'ün de Kova burcunda bir arada olması aslında birçok şansları, fırsatları da karşınıza çıkarabilir. 11. evinizde olacak bu yeni ay sizin için yeni umutlar demek, yeni projeler demek. Yeni kişilerle de tanışma anlamına geliyor. Ama Merkür retro olduğu için olup bitenleri belki 20 Şubat sonrası Merkür'ün gerilemesinin bitmesinden sonra değerlendirmeniz daha doğru da olabilir. Bu yeni ay size yeni teklifler getirebilir, yeni fikirler getirebilir. Ancak hemen harekete geçmek yerine olasılıkları değerlendirmeniz, gerekli hazırlıkları yapmanız sizin adınıza daha güvenli olabilir. 20 Şubat itibariyle Merkür retrosu sonlandıktan sonra daha rahat adımlar atabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz sevgili koçlar. Yeni ay 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ayın sizin için çok daha güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Özellikle ateş burçlarımız sizin olduğu gibi ve hava burçlarımız daha olumlu tesir alıyorlar yeni aydan. Sabit burçlarımız da oldukça güçlü etkiler alabilirler. Kişisel haritalarındaki gezegen yerleşimlerine göre bu etkiler değişkenlik de gösterebilir tabii ki. 17 Şubat itibariyle 2021'in en önemli açı kalıplarından biri olan Satürn-Uranüs karesi etkinleşiyor. Satürn biliyorsunuz Kova'da, Uranüs de Boğa burcunda. Satürn-Uranüs arasındaki bu kare açı bireyselden ziyade aslında kolektif alanda, toplumsal alanlarda daha ayırt edici, daha zorlayıcı bazı etkiler ortaya çıkarabilir. Sabit burçlar daha fazla etki altında kalabilir ve yine kişisel doğum haritalarımızda özellikle
3 ile 12 derece arasında sabit burçlarda gezegenlerimiz varsa Satürn-Uranüs karesinin etkisini hissedebiliriz. Finansal konularda, parasal alanlarda, yatırımlarda bazı ciddi streslerin oluşması mümkün. Örneğin paramızı değerlendirirken bazı değişimler yapmak isteyebiliriz. Yatırım araçlarımızda değişimler söz konusu olabilir. Kaynaklarımızı değerlendirirken daha dürtüsel davranma eğilimde olabiliriz veya bizim dışımızda piyasalarda oluşabilecek bazı güçlü etkiler genel kaynaklarımız, paramız, mal varlıklarımız, gelir gider dengemizde bazı stresler yaratabilir. Bunlar kendi içerisinde çok heyecan verici, ilginç konuları da gündeme getirebilir. Yani mutlaka olumsuzluk olmak zorunda değil. Ama tabii bazı streslerin olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Uranüs de sizin para evinizde olduğu için paranızı değerlendirirken, harcarken, yatırımlar yaparken, kaynaklarınızı korurken daha güvenli adımlar atmanız, çok fazla risk almamanız sizin adınıza daha doğru olacaktır sevgili koçlar. 18 Şubat itibariyle Güneş Balık burcunda parlamaya başlayacak. 12. evinize doğru artık ilerliyor. Merkür retrosu da 20 Şubat itibariyle sona erecek. Bu durumda biraz daha hani o sosyal hayattaki mücadeleler, işte arkadaşlarınız, iş hayatındaki projeler, buralardaki çalışmalarınız yavaş yavaş sakinleşmeye başlıyor. Biraz daha hani kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Biraz daha belki yalnızlaşma eğilimi, yalnız yapacağınız işlere de odaklanmanız mümkün görünüyor. 25 Şubat itibariyle Venüs Kova'dan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Venüs Balık burcunda güçlüdür. Koruyucu bir etki verecek size. Manevi yönünüzün de biraz daha öne çıktığını, güçlendiğini hissedebilirsiniz bu dönemde. Ve 27 Şubat'ta Başak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay'la zaten ayı tamamlayacağız. 6. evinizde Dolunay, günlük hayatınızın detayları, sağlığınız, İş hayatınız, mesleki konularda bazı tamamlanmalara, aydınlanmalara imkan verebilir burada. Üzerinde çalıştığınız bir işin, örneğin hazırladığınız projelerin şimdi iş hayatınızda sonuca ulaşmasını, başka bir aşamaya geçmesini bekleyebiliriz. Örneğin sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklar söz konusu olabilir. Hayatımızı iyileştirmek adına, şifalanmak adına, ruhsal, bedensel, zihinsel her alanda olabilir. Bu dolunay size önemli farkındalıklar verirken bazı yeni düzenlemelere de kapı açabilir. Diyete başlayabilirsiniz, bir sağlıkla ilgili bir tedaviye başlayabilirsiniz, beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda yine mesleki anlamda yeni adımlar olabilir ya da bazı sonuçlar olabilir. Başarılar da söz konusu olabilir tabii ki burada, özellikle iş ve mesleki alanınızda. Yanınızda çalışan kişiler, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili yine düzenlemelerin olması söz konusu. Evcil hayvanlarınız da gündemde bu dolunayda. Birçok koç belki evcil hayvan sahibi olacak ya da var olan evcil hayvanlarınızla ilgili konu ve kavramlarda gündeminizde olabilir. Onların bakımları, genel sağlıkları ile ilgili konular gündemde olabilir. Toprak elementinin Başak Burcu'nun 8 derecesindeki dolunay özellikle tabii ki toprak burçlarını ve değişken burçları daha fazla etkiliyor. Siz çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz. Ama lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegen yerleşimleriniz varsa bu dolunayın sizi etkilemesini bekleyebiliriz. Özellikle toprak burçları, boğa, başak, oğlak ya da su burçları, yengeç, akrep, balık gibi burçlarda gezegenleriniz varsa daha şanslı, verimli etkiler altında da olabilirsiniz sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.